Günaydın sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir pazar günü olsun inşallah. Hadi bakalım kahve bahane, sohbet şahane. Hazır mısınız? Neler var bakalım. Öncelikle bir günün melek kartını seçmek istedim. Hafifle diyor arkadaşlar. Artık sana hizmet etmeyen kalıpları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek Ariel, lütfen tüm acılarımdan kurtulmama yardım et. Fazla kilolarımdan kurtulmama yardım et. Artık bana uymayan alışkanlıklar. Her neyse bunları sevgiyle bırakıyorum. Baş melek Ceramael, hayatıma yeni bir ışığın girmesi için eskinin gönderilmesi gerekiyor. Lütfen eskiyi sevgiyle göndermeme yardım et. Eskiyi sevgiyle gönderiyoruz. Hadi bakalım kahve sohbetine hazır mısınız dostlar? Bir şöyle kahve falını bakmak istiyorum. Hayırlısıyla ne var ne yok. Tepeler, yüksek yerler, tavşanlar, hızlı bir haber. Tepe, ulaşamadığınız birisi ya da ulaşamayacağınız hedeflerle ilgili sağlam bir haber. Hızlı bir haber alıyorsun. Ve aynı zamanda şurada arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Evet. Şöyle güç bir işe başlamışsınız arkadaşlar. Güç bir işi rahatlıkla çözeceğinizi gösteriyor. Hiç merak etmeyin. Ve aynı zamanda bakınız şöyle bir baktığımda bir çınar ağacı görüyorum. Ailevi bir sorun çözülüyor. Kocaman bir arı kovanı. Ya yer değiştireceksin ya da bir şehre, bir mahalleye adım atacaksın. Yeni bir çevre olabilir, yeni bir ev olabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Arı ve arı kovanı aynı zamanda sizin işe girebileceğiniz, çalışabileceğiniz ya da bereketin geleceği bir döneme işaret ediyor. Köprüsü olan bir şehirden çok güzel bir haber alacaksınız. Bir köprü ve şehirlerin arasında bir bağ kurulmuş. Hem iş haberi olabilir hem de birleşme ve bütünleşme haberi olabilir. Bir sınava hazırlanıyorsun, kazanacaksın ve burada arkadaşlar kocaman bir balığın çıkmış. Bereket ve hareket var. Sadece tembellik etme diyor. İki konuda uyarıyor seni falın. Falın harika çıkmış sevgili dostum. Her kime kapattıysan evladına mı kapattın, kendine mi kapattın? Bakın bir kargaşa yaşanıyor. Bir kıskançlık enerjisi. İki tane K ve harfi yan yana. Kıskançlık ve kargaşa yaşanıyor. Ve üçüncü K harfi senin başının üzerinde. Karınca çıkmış arkadaşlar. Resmen karınca ve yanında K harfi. Karınca kararınca bir yaşamı hayatına katmışsın. Bu demek ki sabrettiğini, şükrettiğini, kazanacağını gösteriyor arkadaşım. Bir de bir ailene uyabilirsin, bulunduğun çevreye uyabilirsin, bir uyum sağladın ve aynı zamanda motivasyonunu artırdın. Bir kraliçe ya da kral muamelesi göreceğini söyleyebilirim. Arkadaşlar, böyle bazı faydalı işler yapabilirsin, bir sevap kazanabilirsin. Bu çok çok iyi şeylere işaret ediyor. Bir de bir dedikoducu insana dikkat et. Bakınız burada böyle pervane gibi bir şey çıkmış. Dönek birisi ya yani bir pervane ne demek? Dönen bir enerji. Sana gelip senle öbürüne gidip öbürüyle olan bir kötü enerjide insan çıkmış. Ona karşı da dikkatli olman gerekiyor. Bakalım arkadaşlar. Evet, burada bir ceylan çıktı arkadaşlar. Evladınız varsa oğlunuz ceylan gibi bir kızla nişanlanabilir. Eğer erkekseniz ceylan gibi güzel bir hanım olabilir. Ya da hanımsanız yani hızlı bir aşk macerası sizi bekliyor olacak. Ceylan dişil enerjidir. Dişil enerjinin aktive olduğu bir dönemeçten geçiyorsunuz. Çok hoş bir dönem arkadaşlar. Bakalım tarot yorumunu seçenler, tarota gönül verenler. Hadi hazır mısınız?
Tarotu bir dizelim, okuyalım arkadaşlar. Fırlayanı alıyorum. Merak etmeyin. Kraliçe çıktı. Şimdi görmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim zaten. Arkadaşlar, aşkta sadakat istiyorsun, evlilikte sadakat istiyorsun. Tek istediğin o. Evliliğin, birlikteliğin tehdit altında. Bunu biliyor musun? Çok büyük tehditlerle karşı karşıyasın. Ama bakın, bu düşmanını uzakta arama. Ya sosyal medyadan bir olay ya da uzaktan birisi olabilir. Ama seni tanıyan, senin yuvana göz dikmiş ya da birlikteliğine göz dikmiş birisi. Hiç iyi bir konum değil bu arkadaşlar. Evlilikle ilgili sıkıntılara, kişilikle ilgili böyle kaygılara işaret ediyor. Bir kişilikle ilgili kaygılar. Yani acaba ben yanılıyor muyum? İşte eşim ya da partnerim bana sadık da ben korku enerjisini taşıyorum. Tartışmalardan sinir sistemin çökmüş gözüküyor. Habire iç dünyana danışıyorsun. Acaba aldatılıyor muyum, aldanıyor muyum gibi. Bakınız, aslında pek çok dostum, gizli ilişkiyi açığa çıkartabilirsin. Yanılmıyorsun ve böyle bir durum var. Partnerinle bu durumu konuş. Sıkıntı veriyor sana, üzüntü veriyor sana. Neden? Çünkü sana gösterdiği yüz ayrı, diğerlerine gösterdiği yüz ayrı arkadaşım. Bakın, bu şunları söyleyebilirim. Arkadaşlar, bir haber alacaksın. Bu haberle beraber diyeceksin ki seninle konuşmamız lazım. Bazı dostlarıma bakınız, görüyor musunuz? Bazı dostlarıma haber hemen gelirken, bazıları da dikkatli incelediklerinde bir süre sonra bir sırrı öğrenecekler. Bir dedikodu, bir aldatılma enerjisi ve bir böyle tütsü yaptığınız gün, ritüel yaptığınız gün bir takım olaylar açığa çıkacak ve bunlar seni çok üzebilir. Uzun süredir bir beraberlik kurmuşsun ama bak, bu beraberlikte erkek diyor ki ben özgürleşmek istiyorum. Egosu var. Seninle beraber yedi içti, ailene karıştı ama birdenbire senin sosyal çevrene girdi ya da girmeye çalıştı. Arkadaşlar, seni her yönüyle fethetti. Uzun süreli bir beraberlikti. Sadakat ve saflık vardı. Fakat dediğim gibi sosyal medya olayı bu işi şey yaptı. Nasıl diyeyim? Bozdu. Bu işi bozdu ve bir takım böyle aşağı yukarı 10 gün olabilir, birkaç ay olabilir, bir sıkıntın var, bir türlü gitmiyor. Ve yıldız kartı diyor ki sana, yakın zamanda devrimsel nitelikte bir hayata adım atacaksın. Bir kurtuluşun var. Uzun ömürlü bir ilişkiye merhaba diyeceksin. Eskiye elveda diyeceksin diyor. Aynı zamanda zeki, yetenekli ve uzlaşmacı birisiyle çok güzel bir beraberlik kuracağını gösteriyor. Arkadaşlar, yeni döneme merhaba diyeceksiniz. Haydi hayırlı ve uğurlu olsun sevgili dostlarım. Dostlar, bana ulaşmak isterseniz kahve bakımı, tarot bakımı konusunda 0546 481 3506'dır benim WhatsApp numaram. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.